Megan ve Morgan, Philadelphia'da doğmuş sıradan çocuklar değiller. Hiç kimse bu Afro-Amerikalı çocukların bu kadar benzersiz görünmesini beklemiyordu. Ama doğumları herkesi şok etti. Bebeklerde bir sorun olmadığı gibi herhangi bir şekilde tuhaf görünmeleri de söz konusu değildi. Tam tersi, Megan ve Morgan ürkütücü safir mavisi gözlerle doğdular. Bu neden bu kadar harika bir şey? Pek çok neden var. Birincisi, Megan ve Morgan ikizler. Bu en şaşırtıcı gerçek değil. Ancak ikizlerin 250'de bir olmasıyla sonuçlanan herhangi bir hamilelik olasılığıyla ikisinin de gebe kalması ve birlikte doğması küçük bir mucize. İkincisi, yeni koyu tenli olan bebekler genellikle kahverengi gözlü doğarlar. Mavi gözler genellikle Kafkas insanlarıyla sınırlıydı. Mavi gözlü, koyu tenli bir bebek görmek gerçekten çok ender görülen bir durumdur. Garip bir şekilde annelerinin ve büyük babalarının da mavi gözleri var. Amcalarından birinin ve büyük torununun bir gözü mavi, bir gözü kahverengiyken bu ailede göz anomalileri vardı. Üçüncüsü, ikizlerden biri olan Morgan'ın bir gözü yarı mavi ve yarı kahverengiydi. Bu heterokromi olarak bilinen bir durumdur. Gözlerin aynı anda iki farklı renk olmasına neden olan gözdeki pigmentin zararsız bir tuhaflığıdır. Heterokromiye sahip olma şansı kendi içinde çok nadirdir ve dünya nüfusunun %1'inden azı buna sahiptir. Megan ve Morgan, doktorların gördüğü en şaşırtıcı, güzel ve göz alıcı benzersiz çocuklardan ikisiydi. Anneleri Stephen Boyd, onları gördüğü andan itibaren onları çok sevdi. Elbette biraz farklıydılar ama farklı olmak her zaman kötü demek zorunda değildi. Farklı olmak eğlenceli ve heyecan verici bir şey de olabilir. Doktorlar gözlerinin rengini daha iyi anlamaya çalışarak ikizleri incelemek için çok zaman harcadılar. Böyle eşsiz bebekleri inceleme şansı buldular. Stephen, Megan ve Morgan'ı tüm dünyadaki en özel çocuklar olarak gördüğü için doktorlara incelenmelerine izin vermekten fazlasıyla mutluydu. Doktorlar ve diğer tıbbi personel bile gerçekten özel bir şeyin parçası olduklarını hissetmeye başladılar. İkizlerin doğumunda hazır bulunan bir doktor, bunun her gün gördüğümüz bir şey olmadığını söyledi ve yararlanmamıza ve incelememize izin verilen bir hediyeydi dediler. Doktorlar tüm testleri tamamladıktan ve Megan'la Morgan'ın mutlu ve sağlıklı olduklarından emin olduktan sonra eve gitmelerine izin verdiler. Stephen ilk kez anne olmuştu ama onları kibar, zeki ve güzel küçük çocuklar olarak yetiştirme konusunda doğaldı. Büyüdüklerinde kızlar her zaman bir Disney filminden fırlamış gibi prenses olmak istediklerini söylerlerdi. Güzel ve yürek burkan bir istekti. Ama annelerinin onlara hep söylediği gibi, inanırsanız başarabilirsiniz. Çarpıcı görünüşlerine rağmen Megan ve Morgan sadece sıradan çocuklardı. Arkadaşlarıyla oyun oynamayı ve birbirleriyle sosyalleşmeyi çok seviyorlardı. Ve okulda başarılıydılar. Birçok konuda mükemmeldiler. O genç yaşta ikizleri büyütmek asla kolay bir iş değildir. Yani Stephen onları aynı hizada ve mutlu tutmakta harika bir iş çıkardı. Ancak Stephen, çocuk olmalarına ve gençliklerinin tadını çıkarmalarına izin vermenin yanı sıra Megan ve Morgan'ın benzersizliğini de anlamıştı. Onlara True Blue Twins adını verdi ve çocuklarıyla moda endüstrisinde çalışmaktan mutlu olacak yetenek ajanslarını araştırmaya başladı. Belki bir gün diğer küçük kızların örnek alıp hayranlık duyacağı modeller veya moda tutkunları olurlardı. "Bebeklerimin güzel olduğunu biliyorum, buna hiç şüphe yok," diye gülümsedi Stephen. Çocukları için en iyisi için nasıl çabaladığını hatırlayarak. "Ne kadar harika olduklarını biliyorum. Sadece dünyanın geri kalanının da bunu görmesini isterim." Onları ortaya çıkaracak ve yüzlerini reklam panolarına ve dergilere yansıtacak bir şey yapabilseydim, onlara hak ettikleri muhteşem geleceği vermiş olurdum. Stephen'ın başarısı sınırlıydı ve onlara birkaç küçük iş ayarladı. Ancak kariyerleri Instagram'da 37 bin ve Facebook'ta daha birçok takipçiye sahip olan müzisyen ve dövme sanatçısı Deontay Hunter fotoğraflarını yayınladığında yükseldi. İkizlerin ham potansiyelini gördü ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için bu platformu kullandı. Onun özgecil müdahalesi, Megan ve Morgan'ın acemi kariyerini bir sonraki seviyeye taşıyan şeydi ve sonraki adımlarını atmak için ihtiyaç duydukları destek buydu. Nitekim paylaştığı fotoğraf sosyal medya hesaplarında binlerce beğeni aldı. Megan ve Morgan'ın fotoğrafı daha sonra diğer Facebook kullanıcıları tarafından 7 milyona yakın görüntülenen bir kolaj halinde paylaşıldı. O andan itibaren True Blue Twins için geriye bakmak imkansızdı. Megan ve Morgan'ın kariyerleri statü alanına girmeye başladı ve anneleri onlarla bu kadar gururlu ve destekleyici olamazdı. Stephen, çocuklarının büyük çıkışını anarken tüm bu fırsatların Megan ve Morgan için sıralandığını görmek beni çok mutlu etti, dedi. Bu fırsatların açılmaya başladığını görmek ve onların merdiveni tırmanmaya başladığını izlemek kendimi dünyanın en iyi annesi gibi hissettirdi. Ve ne kadar tırmanırlarsa tırmansınlar, düşerlerse onları yakalamak için her zaman burada olacağım. Ne de olsa onlar her zaman benim bebeklerim olacaklar.
Birkaç yıl ileriye bakın ve Meghan'la Morgan'ın sahip olduğu başarı miktarı inanılmaz. Ne kendilerinin ne de anne babalarının hayal bile edemeyecekleri her şeyin çok ötesinde. Dünyanın dört bir yanındaki insanların dikkatini çeken o ilk fotoğrafı yayınladıklarından biri güçlendiler. Ancak Meghan ve Morgan onlara gösterilen ani ilgiden etkilenmediler. Her zamanki gibi mutlu bir şekilde çocuksu ve meraklı kalıyorlar. Morgan ikizler ün kazanmaya başladıktan kısa bir süre sonra birçok insanın bizim güzel göründüğümüzü düşünmesi hoşuma gidiyor dedi. İnsanlar yalnızca gelip merhaba diyorlar ve bizimle fotoğraf çekiliyorlar. Meghan dünyanın dört bir yanından insanlar bize mesaj gönderiyorlar diye itiraf etti. Avustralya'dan bazı insanlar bize merhaba deyip güzel göründüğümüzü ve bizim gibi giyinmek istediklerini söylediler. Instagram hesaplarının 815 binden fazla takipçisi var ve birçoğu her gün onları ve hayatlarını takip ediyor. Hesap Meghan ve Morgan'ın günlük yaşamlarından ve aileleriyle birlikte poz vermek için yaptıkları türden her türlü görüntüyü paylaşıyor ve en son çocuk moda kıyafetlerini gösteren fotoğrafları sahneliyor. Başarıları birkaç farklı faktöre bağlanabilir. İlk olarak çoğu insanın fark edeceği şey onların büyüleyici gözleridir. İlk olarak benzersiz görünümleri çok sık gördüğümüz bir şey değil. Bu nedenle ürünlerini sergileyen bu kadar ilginç ve benzersiz modellere sahip olmak için dünyanın dört bir yanından markalardaki her türden insanı öldürecek kesin bir satış noktası. İkincisi, Meghan ve Morgan en büyük desteği ailelerinden aldılar. Çocuklarınızın sosyal medya ikonları olmasına izin verirken, onları gerçekçi ve okul gibi hayatlarındaki diğer önemli şeylere odaklamaya devam ederken dengeyi tutturmak zordur. Ancak Meghan ve Morgan'ın aile hayatı bu çizgide mükemmel bir şekilde yürüyor ve hala yürüyor. Ve sonuçlar, önlerinde parlak ve başarılı gelecekleri olan iki harika genç kız ve hepsi muhteşem mavi gözleri sayesinde.